Arkadaşlar merhaba tekrar, ee, ikinci derece denklemlerle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü soru çözümümüzde geçen kaldığımız ilk 12 soruyu çözdüğümüz kısımın devamındaki soruları çözeceğiz. Yine kalbrüs sorularla baş başayız. İlk 12 soru içerisinde karşımıza çıkan e, bir soru modeli vardı ve ben ona yıldız atmıştım. Çok güzel demiştim. Bir benzeriye devam ediyoruz. Denkleminin farklı iki gerçel kökü olduğuna göre demiş. Farklı iki gerçel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer var? Bakın x üzeri 4 var ifadenin içinde x kare var. Dolayısıyla burada bir değişken değiştirmeye ihtiyacımız var bizim. O da şöyle hemen t dediğimiz şey x kare olsun diyerek başlayacağız. Ve bu t dediğimiz arkadaşta e, x karenin karesini görüyorum. Yani t kare olacak orası. Artı 2m çarpı x kare var. x kare yerine ben t yazıyorum tabii ki. Artı m eksi 6 ile devam ediyorum. Eşittir 0 diyorum. Şimdi önce yorum yapalım sonra işlemimize devam edelim. Yorum şu. İki gerçek kökü var. Önceki sorumuzda dört kök var demişti. Biz de buradaki x karelerin hem t1 hem t2 anlamında bir önceki ders ikisinin de pozitif olacağını söylemiştik. Ama şimdi ikisi de pozitif dersem arkadaşlarım x karenin ikisi de pozitifse oradan dört farklı kök gelir. Her bir x kare için iki kök gelecek. Dolayısıyla dört kök gelir. Dolayısıyla burada daha farklı bir yorum bizi bekliyor. Bir tanesinin pozitif diğerinin negatif olması icap ediyor. Tabii ki bu köklerin aynı zamanda reel sayı olması lazım. Yani yorumlarımı yine alt alta sıralıyorum. 1. Reel kök olması için bir kere delta sıfırdan büyük olacak. 2. T1 ile T2'nin dikkatler bende. Toplamlarının ne olduğunu bilemem. Hani hangisi daha büyük mutlak değerci hangisi daha küçük bilemem ama şu kesin bir gerçek. T1 çarpı T2 arkadaşlarım gördüğünüz gibi negatif bir sayı. Dolayısıyla sıfırdan küçük olacak. İşte bu iki unsura bakarak bu soruyu şimdi beraber de çözeceğiz. Şöyle ki hemen hemen delta'ya bakıyorum. Delta dediğimiz şey t değişkenine bağlı olarak b kare yani 4 m kare yazdım. Eksi 4 çarpı m eksi 6 büyüktür. 0 bu birinci gerçek. İkinci gerçek de arkadaşlarım t1 çarpı t2 yani m eksi 6'nın gördüğünüz gibi sondaki m eksi 6'nın sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. Ve bunlar şimdi m için beni kısıtlayacak. Bakalım ne olacak. Dörtleri bir sadeleştirin. Şu yukarıdaki denklemden daha rahat görelim. Bu denklemi buraya aldım. Eşitsizliği buraya aldım. M kare eksi M artı. Arkadaşlarım ne oldu burası? M kare eksi M artı 6 büyüktür sıfır geldi. Ve böyle bir denklem. Baktığımız zaman M için beni bağlayıcı mı? M için beni bağlayıcı değil. Çünkü bu denklemde M için kökler bulamıyorum. Bu denklemin de bak ne kadar güzel soru. Deltasını hesapladığınız zaman delta sıfırdan küçük gelir. Bu da incelemeye değer bir M kökünün olmadığını anlamı gelir. M kökü bulamıyorsun, M kökü yok şeklinde bakıyorsun. O zaman senin tek bağlayacağın burası M'nin alttan küçük olması lazımmış arkadaşlar. M'nin alttan küçük doğal sayı değerleri tabii ki 5 olur, 4 olur, 3, 2, 1, 0 şeklinde alabileceği doğal sayı değerlerini buldunuz. Hiç yabanatlı sorular değil. Lütfen sonrasında tekrar üstünden geçin bu soruların. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu soruları belki 3 defa, 5 defa çözmeniz gerekiyor. Net. 2x kare eksi 2x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Tamam. Bu köklerle ilgili yine bir şeyler vermiş. Bakın benzetme sorusu. Bu kadar yoğun ve kalabalık işlemleri yapma şansımız yok. Ama benzeterek bulabiliriz. Bakın 2x1'in karesi eksi 2x1. Çok benzemiyor mu buna? Zaten ben x yerine x1 koyarak bu denklemi 2x1'in karesi eksi 2x1 şeklinde okuyabilirim. Eksi 5'i at karşı tarafa, yani bu arkadaşa 5 sen. 5 artı 7. Devam ediyorum çarpı x2'nin karesi eksi x2. Bakın buradakilerin yarısı gibi görünüyor bu. Edemin 5 demiştik bu arkadaşa. Yarısı olduğu için ben de şimdi buna 5 bölü 2 diyeceğim artı 1 ile yoluma devam edeceğim. 5 artı 7 birlikte 12 yaptı zor gibi görünen basit bir soru bir anda çok basitleşti. Pay değiştirirsen burası 7 bölü 2 yapar. 12 ile 7 bölü 2'yi çarptığım vakit sanırım 42 cevabını buluruz. Bu benzetme işi hiç de yabana atılır bir iş değil. Denkleminin köklerinden biri direkt kökü sormuş ama verdiği ifade çok çirkince. Dolayısıyla en basit böyle en zor gibi görünen ifadelerde en basit yöntemleri kendini kendini, e, kendini bel bağlı oralarda nasıl Mesela burası hatırla çarpanların konusunu. iki arkadaşın çarpım şeklinde yazılırsa yani k-b, k-b şeklinde yazılırsa ve toplamları da sana ortaya veriyorsa çarpanlarına ayırdın demektir. O zaman yazıyorum baştan. x artı k p bunu yazıyorum. Çarpı x artı k artı b şeklinde yazdım. Burada hemen bir mola vereyim. Bir durayım burada. Şöyle ki. Arkadaşlarım bizim çarpanlarıma konusunda öğrendiğimiz çok net bir şey vardı. O da şu. x kare eksi 7 x artı 12 gibi bir ifadeyi çarpanlara ayıracağım diyelim ki. Bu ifadeyi çarpanlara dikkatli olalım. Nasıl yapıyorduk? Nasıl öğretti öğretmenlerimiz bunu bize? Burası iki tane tam sayının çarpımı ya da iki tane sayının çarpımı. Bu toplamlarda bu sayıların toplamı da ortaya veriyorsa işte al sana bunun çarpanları ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x eksi 3 demişlerdi. E biz de aynısını burada yaptık. E, tek farkı harflerle yaptık bunu. Ve kök bulacaksam bunu sıfır eşlerim. Bunu da sıfır eşlerim. Ve bu sayede kökleri bulurum. Mesela yine buraya geri döndüm. Eşittir sıfır, eşittir sıfır olsaydı köklerimiz x yalnız bırakarak 4 diyecektim. x yalnız bırakarak 3 diyecektim. E aynısını burada yapalım. x yalnız bırakırsam burası eksi k artı p olur. x yalnız bırakırsam kök burada eksi k eksi p olur. Yine harflerle bulduk. Ama ha, bulduklarımız kesinlikle doğru köklerinden biri eksi k artı p şeklinde yazmamış ama c şıkkına bakarsanız p eksi k şeklinde yazmış. Sanırım aynısı. Evet. Yine muhteşem bir soru. Köklerinden biri p'dir. p artı 1 p eksi 2 p eksi 2 p eksi 1 p eksi 4'ü bulacak bir formülümüz yok. Böyle bir formül öğrenmedik. Çünkü yok öyle bir formül. Burada yapman gereken bu kök yukarıdaki denkleme nasıl benzer? Yani ben x yerine p yazarsam bak dikkat uyuma. P kare eksi 3P artı 5 eşittir 0. Yani biz temelde P kare eksi 3P arıyoruz. Peki bu ikisini çarparsam mesela P kare eksi 3P oluşur mu? Hayır. Bu ikisi hayır. Ama baştaki ve sondakini çarparsam bak neler oluyor. Çarpıyorum o ikisini P kare. 1P eksi 4P'den eksi 3P. 1 eksi 4'ü çarparsam eksi 4 yapar bu ikisini çarptım. Tam da amacıma ulaştım. Bakın P kare eksi 3P var yukarıdaki gibi. Devam ediyorum. P eksi 1 ile P eksi 2'yi çarpacağım. P kare yine orada oluştu. Eksi 1P, eksi 2P beraber toplarsam eksi 3P yapar. Eksi 1, eksi 2 çarparsam artı 2 yapar. Benzetiyorum, benzetiyorum uyuma. Bu 5'i karşı tarafa atarsam bu arkadaş eksi 5 olur zaten. O zaman burada eksi 5'imiz var. Yanında eksi 4'ümüz var. Çarpı diyorum. Buraya geldim. Burada eksi 5'imiz var. Şurada yanında artı 2'miz var. Artık olay tamamen harflere, sayılara döndü harflerden. Eksi 9 var elimde çarpı burası sınırım eksi 3. İkisini çarptığım vakit ne olduğunu söylemeyeceğim. Evet. Geçen hafta boyunca baktığımız iyili işlemlerimiz, iyili işlemlerimiz yani karmaşık sayılarımız, reel olmayan sayılarımız. Bakalım bu hafta nasıl bakacağız bu konuya. Yine benzer sorularımız var. Çünkü bu konu özünde zaten çok zor değil, çok basit. Ee, elimden geldiği kadar değişik soru almaya çalıştım. İ üzeri 47. Büyük kuvvetlerde. Bak heyecanlandım. İ'leri görünce en çünkü çok eğlenceli. 47'yi hemen 4'e bölüyorum. 47'yi 4'e böldüm. 11 defa var. Kaç defa olduğu önemli değil. Kalan ne olduğu önemli. Kalan burada arkadaşlarım. 3. O zaman burası 1 artı İ üzeri 3. Çarpı diyorum. Burada 48 e tam bölündüğü için direkt oraya 1 olarak sayıyorum. Hatırla. İ'nin kuvvetleri 4'e tam bölünüyorsa i üzeri 4 gibi düşüneceğim onu. 1 gibi düşüneceğim. Çarpı burada aynı mantıkla 1 artı 4'e böldüm 49'u. Ve oradan 1 kaldı. Yani i üzeri 1 o da i demektir. Evet şu orta kısım 2. 1 artı 2 küp. 2 küp eksi i idi. Artık bunları ezberlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. 1 eksi i çarpı 2 çarpı 1 artı i var. 1-i ile 1 i'nin beraberce olması ne kadar eğlenceli değil mi? Eşlenik de bunlar. Ve birincinin karesi ile ikincinin karesini toplardık. Yani birin karesi artı birin karesi yapardık. Orta kısımdaki 2'yi de unutma sakın. 1, 1, 2 burada. 2 de burada çarparsam 4 cevabına ulaşırım. Arkadaşlar. 18 numaralı soru. 1 bölü kök 2 eksi i var. Eksi 1 bölü kök 2 artı i karmaşık sayısının sanal kısmını sormuş. Evet işlemler güzel ama bazen böyle uğraştırıcı olabiliyor. Hemen ne yapacaksın? İster payda işlemek gibi düşün. ister e ile çarpmak gibi düşün. Her ikisi de aynı yola çıkıyor. Bunu kök 2 artı i ile bunu da kök 2 eksi i ile çarpıyorum. Çarparsam yukarısı 1 ile çarpınca sonuç değişmeyeceği için kök 2 artı i kaldı. Yukarıda oluştu. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 i ile i çarptım. i kare yani eksi 1 eksi de önünde var. Artı 1 oldu. Eşlenikleri çarparken toplarız, karelerini toplarız. Eksi, kök 2 eksi i oldu yukarısı, aşağısı ise yine 2 artı 1'den 3 geldi. Bakın ikisinin de faydası eşitlenmiş oldu. Bir taşla kuş katliamı yaptık. Dolayısıyla kök 2 eksi kök 2 gitti. i eksi eksi i'den sanırım burası 2 oldu, bölü 3 oldu. En son bulduğum karmaşık sayı bu. Ve bu karmaşık sayının sanal kısmını soruyor. Sanal kısım neydi? i'nin kat sayısıydı arkadaşlarım. i'nin kat sayısına bakarsak 2 bölü 3'ü işaretleriz. Reel kısım olmasaydı, reel kısmı sorduğu zaman cevabımız 0 diyecektik. Evet bir işlem daha var karşımızda. Bu işlemle ilgili yine beraber konuşacağız. Bakalım. 1 bölü 1 eksi i var elimizde. Hemen ne yapacağız? Payda da iyi olmaz felsefesince bunu 1 artı ile çarpacağız. Çarptığımız vakit 1 artı i bölü 1'in karesi 1'in karesi artık burası 2 oldu artı a artı b'yi eşittir 1. E arkadaşlarım bize lazım olan a ve b'ler o zaman a artı b'yi burada dursun. Şu bulduklarımı diğer tarafa atayım ama sakin sakin. Sakin sakin. 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 karşı tarafa atarsam eksi 1 bölü 2 diye geçecek birin yanına. i bölü 2 var. i bölü 2 karşı tarafa tabii ki eksi i bölü 2 şeklinde geçecek. Ve dolayısıyla Buradaki reel olan sayı 1 eksi 1 bölü 2'den yani 1 bölü 2. Şu arkadaş 1 bölü 2'ymiş. Geldim bu arkadaşa bi dediğimiz eksi i bölü 2 ise b'nin de burada yani i'nin katsayısının eksi 1 bölü 2 olduğunu yakalarım. İkisi aynı sadece işaretleri farklı. Sanırım böldüğümüz zaman aynı sayıları bölersek 1 olur. İşaretleri farklı olduğu için de eksi 1 olur. Evet Sıradaki sorumuza geçtik. İ kare eksi 1 diye başlar sorular. Onu aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz biz. 1 artı i var. İ kare i küp var. Var 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 var. Bakın. Bizim o şablonda yazdığımız hani i'nin birinci kuvveti i demiştik hatırla. İlk dersimizde i kare eşittir. Geçen haftadan bahsediyorum. Eksi 1. i küp eşittir. Eksi i. Ve i üzeri 4 dediğimiz şeyi artı 1 demiştik ya. Bu dörtlü grup birbirini tekrar eder demiştik. Ve bugün daha ayrıntılı bir şey söyleyeyim ben size. Bu dörtlü grubu topladığın zaman yukarıdaki gibi bakın ne oluyor? Sıfır oluyor. Demek ki ardışık i'nin kuvvetleri ardışık şekilde gidiyorsa her dörtlü grubun toplamı sıfırmış. O halde ben i'nin burada sıfırıncı kuvveti var diye başlayalım. Hani şu biri i'nin sıfırıncı kuvveti şeklinde okuyalım. i'nin sıfırıncı kuvveti, i'nin birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti. O zaman şu dörtlü grup arkadaşlarım sıfır. Bakın sadece birden başlayınca sıfır değil. Herhangi dörtlü grup ardışık olsun yeterli. Toplamları kesinlikle sıfırdır. E, bu grup sıfır. Burada bir örüntü oluştu. Bu grup bir daha sıfır. Nereye kadar gidecek? i üzeri 4 var burada. i üzeri 5 var. 6 var. 7 var. Yani 3, 7 hep 4'e bölünce 3 kalanını veren sayılar 0 oluyor. 2017 sayısı değil ama bir geriye geldim. Bak dikkat. En son kısmı ayıklıyorum. Birlikte ayıklayalım. i üzeri 2018 var. i üzeri 2017 var. Efendim i üzeri yazmamış ama 2016 olacaktı. i üzeri 2015 olacaktı. Dikkat. E baktığımız zaman bizim en son bu periyodun sonundan şöyle işaretleyelim, işaretleyelim. Üçüncü kuvvet, yedinci kuvvet hep sıvırlanıyor sonuna kadar. E dörde bölümünden kalan üç olan sayılar bunlar. E bu da dörde bölümünden kalan üç olan bir sayı. Demek ki şuraya kadar sıfırlayacak. Elimizde ahan da şu üç arkadaş kaldı. Bundan önceki bütün grupların toplamı sıfır 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 şeklinde ta buraya kadar gelecek. Tekrarlıyorum. İyi üzeri 2015'e durmam gerektiğini nereden anladım bunu kaçırma. İ'yi üzeri 2015'e durmam gerektiğini şuradan anladım. Arkadaşlar şuradan anladım. 4'e bölümünden bak periyodun sonundaki sayı. 4'e bölümünden kalan 3, 4'e bölümünden kalan 3, 4'e bölümünden kalan 3 şeklinde bakıyorum. Kalan sayılar bunlar. E bu kalan sayılarda birinci, ikinci ve üçüncüsüyle özdeş. Yani bu sayı kesinlikle 1. Bu sayı kesinlikle i. Bu sayı 4'e bölünce kalan 2 olduğu için, i kare olduğu için eksi 1 şeklinde yazılır. E 1 ve eksi 1 birbirini götürdü zaten. Cevabımız sadece ve sadece iyi kaldı. Çok belirleyici bir soru. Dikkatli ol. Olduğuna göre demiş, imajiner z'nin üstünde çizgi neydi bu çizgi? Eşlenikti. Hatırlayalım. Z dediğimiz sayı a artı i b ise z'nin üstündeki eşlenik a eksi i b anlamına gelir. Yani biz z'yi bulacağız, sanal kısmını bulacağız, sanal kısmın işaretini değiştirip şıklar da arayacağız. Ve bütün bunları yapmam için önümde ufak bir işlem var. Hemen bunu eşleniyle 3 artı ile çarpıyorum. O zaman z eşittir. 10 parantez. Çarpmam lazım ama çarpmayacağım. Onun duygularıyla oynayacağım. Çarpıyormuş gibi yapacağım. Dolayısıyla arkadaşlarım 3'ün karesi artı 1'in karesinden aşağısı 10 geldi. Onlar gitti. Dolayısıyla z dediğimiz şey 3 artı y kaldı. Ve cevabımız i'nin katsayısı 1. Bir. 1'e atlamak yok. Niye? Niye? Çünkü bunun eşleniği lazım bize. Z buysa Z'nin eşleniği 3 eksi i'dir. i'nin gizli katsayısı 1. Ama eksi olduğu için sanırım eksi 1'i işaretleyeceğiz. Evet elimizde 3 eksi 4 i var. Vermiş. Güzel güzel vermiş. Tamamen işlem ameliği var soruda. Bakalım nasıl çözeceğiz. Burada Z'nin eşlenikleri var. Dikkat. Bakalım beraber. Şimdi z yazıyorum. 3 eksi 4 hiç üşenmeden yazıyorum. Z'nin eşleniği hemen yanına 3 artı 4 i aşağıya geldim. Z yine var. 3 eksi 4 i var arkadaşlarım. Yanına eksi diyorum. Parantezi açtım. Z'nin eşleniğini yazacağım. Yani 3 artı 4 i yazacağım. Ve bütün bunların en sonunda karesini alacağım. Bütün bu işlemi yaparken sakinliğimi koruyacağım. Hadi koruyalım. Eksi 4 i artı 4 i gitti. Geriye 3 ve 3 kaldı. Yani 6 kaldı. Burada 3 ve eksi 3 gider. Eksi 4 i eksi 4 i'den eksi 8 i oluşur uyuma. Ve bunun karesini alacaksın. Karesini alalım hadi bakalım neler olacak. Yukarısı 36. Aşağısı 64. Ama i'nin de karesi var. i kare. i kare eksi 1 olduğu için cevabımız eksi 36 bölü 64 olur ki şıklarda böyle bir şey yok. Niye olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Çünkü sadeleşiyor. Hem payı hem paydayı 4'e bölersem eksi 9 bölü 16 cevabına ulaşır. Evet adım adım sona geliyoruz. Güzel sorular yine. Benim çok çok kıymet verdiğim soru tiplerinden tam üniversite sınavına yönelik AYT için. Köklerinden biri 5 artı i olan gerçek. Bak okumuyorum bile gerisini. Kökünü vermiş 5 artı i diye. Birazdan soru o kadar kalıp ki şöyle gidecek. 5 eksi i demek zorunda kalacağım ben diğer köke. Yani birinci kökümüz x1, ikinci kökümüz x2 bunlar bu şekilde. Çünkü hem toplamları hem de çarpımları denkleme birazdan yazacağım. T ve ç'ler hatırla. Reel sayı gelmesi lazım. i'den kurtulman lazım senin. O halde i'ler gidince toplamları gördüğün gibi 10 olur. Yine çarptığım vakit 5, 5 eksi ile 5 artı yani eşlenikli çarptığım vakit 25 artı i kare artı 1 oluyor özür. Artı 1 yani 25 artı 1'den 26 olacak. Demek ki ben Şıklara bakarak da köklerinin toplamı 10 olan, köklerinin çarpımı 26 olan yani x kare hatırla x kare eksi 10 x artı 26 eşittir 0 formunda bu formatta bir denklem arıyorum. Sanırım cb şıkkında var arkadaşlarım dikkatli olun. Bir dahaki dersimizde şunlara bakacağız. Size beraber 4. dereceden 4. dereceden ve 3. dereceden denklemleri yazmayı öğreneceğiz. Ve o denklemleri ben de bir kuple buraya anlatmak isterim. Şöyle ki hani ufak bir dahaki dersinde girişi olsun. Bana kök diye, kök diye illa iyi olması gerekmiyor. Mesela 2'yi verdi, 3'ü verdi, 5'i verdi. Ya da bana kök diye deminki soruda olduğu gibi 2 artı 4 iyi verdi. Arkadaşlarım. Şimdi iki türlü yazabilirsin. Birinci format şu. İkisi de elinde yani seçme hakkı elinde. Birinci format. Denklem mi yazacağım? Al sana. 2'yi yazıyorum. X eksi 2 şeklinde ama. X'in yanına işaretini değiştirerek attım. X eksi 3, X eksi 5 şeklinde yazdım. Eşittir 0 dersen bununla da denklem olur. İşte bitti bu kadar. İkinci format başka bir soru için demin de yapmıştık. Bir kez daha yapalım. 2 artı 4 ise hemen 2 eksi 4 iyi diyorsun. T'yi ve Ç'yi buluyorsun. İkisini de kullanabiliyorsan her soruda kullan. Topladım 4. Çarptım 4 artı 16'dan 20. Ve formatımız neydi? X kare eksi TX artı Ç eşittir 0'dı. Ve ben de bu formatı buraya taşırsam x kare eksi 4x artı 20 eşittir sıfıra gelirim. Bu da kesinlikle doğru, bu da kesinlikle doğru. Hocam hangisini bilelim, hangisi daha önemli? İkisi de önemli dostum. İkisini de çok çok iyi bileceksin. Evet gelelim son sorumuza. Oldukça karman çorman bir denklem var. Olsun be, olsun. Bunlar bizden korksunlar. Bakalım nasıl çözeceğiz arkadaşlar bunu. Kalemin rengini değiştirden sonra başlıyorum şimdi z yerine a R, T, b yaz demiş demeseydi bile biz bunu düşünebilirdik e yardımcı olmak için verdiği bu bilgiler bazen kafa karıştırabiliyor şurada başlayacağım aşağıya devam edeceğim şimdi z yerine a R, T, b yazdım z ile z'nin eşlerini çarpacağım bak buradan Eşnekle çarparsam karelerini toplamış olurum birincinin ve ikincinin karesi yani a kare artı b kare oldu bu arada bir uyarı bu sorularda eğer bu işlemler a geliyor sana test tekniği olarak şıklana gidebilirsin bu da üniversite sınavına yönelik bir hamle olsun Artı z'nin eşleniği var. Yani a eksi b var. Bir daha a eksi b var burada. O zaman ne olur bu? 2a eksi 2ab. <laughs> Eşittir 8 artı 6i şeklinde yazdım. Şimdi benim bu yazdığım ifade arkadaşlarım. Elimizde a kare var. reel kısma bakıyorum. B kare var. Artı 2a var. Eşittir. Karşı taraftaki reel sayı kaç? 8. Bu birinci denklem. İkinci denklem olarak da ağır bir soru bak. Öyle yabana atılır bir soru değil. İ'nin kat sayısına bak. Eksi 2 AB eşittir 6 var. Dolayısıyla buradan AB çarpımının eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. İşte sınavlarda seni hızlandıran şey bu test tekniği gibi tekniklerin hepsine hakim olman lazım. Mesela ben A ile B'nin çarpımının eksi 3 olduğunu buldum. E A ile B çarpımı Eksi 3 olarak bulduktan sonra baktığımız zaman arkadaşlarım e, eksi 3 çarpımı a ile b'nin çarpımı eksi 3 olan bir şık alayabilirsin burada. E, bu da bir mantık olabilir. Ama bunları yerine yazarak bunları yerine yazarak b yerine 3 bölü a yazarak da dostum, dostlarım e, denklemi çözebilirsiniz. Dolayısıyla dikkatli dikkatli çözebileceğiniz hiçbir şey yok. Bu sorunun test teknikindeki çözüm tarzını size bırakıyorum. Çözüm yolunu ve şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir dahaki dersimde de yine e, ikinci derece denklem çözmeye devam edeceğiz. Zira e, eğitim hayatınız için, akademik hayatınız için çok çok önemli. Hoşçakalın.